Kanal Ufa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündeme çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak işçimizi zora sokmayacağız, inşallah en uygun olanına karar vereceğiz dedi. Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yani bu konuda muhalefetin biz rahatsızlıklarını zaten biliyoruz. Bu rahatsızlıklara rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin şu ifadelere yer verdi. Daha önce de söylediğim gibi, ama biz kesinlikle bu noktada işçimizi yani zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Ve bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki tabii sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de bu alınan kararla memnun olması lazım. Stokçuluk yapanlar var diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelini ağır ödeyecekler dedi. Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Yani böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim. Hemen hazırlıklarınızı yapın. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Diyarbakır'dan 3 gün önce Şanlıurfa'ya gelerek inşaatta işe başlayan işçi binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Diyarbakır'dan 3 gün önce Şanlıurfa'ya gelerek inşaatta işe başlayan işçi binanın 5. katından düştü. Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe mahallesinde yaşandı. İnşaatlarda alçı işi yapan 40 yaşındaki Osman Çiçek, 3 gün önce Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek taşeron bir firmanın ihalesini aldığı TOKİ inşaatında çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde inşaatın 5. katına alçı çeken Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gaziantep'te babası tarafından öldürülmesiyle dövülen 2 aylık Cihan Bebek yaklaşık bir haftadır devam eden yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak sabah saatlerinde taburcu oldu.
Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yaklaşık bir haftadır özel hastanede yoğun şekilde devam eden tedavisi tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkarılan ve bir süre normal serviste takipleri yapılan Cihan Bebek, yapılan tüm tetkiklerinde anormal bir duruma rastlanmaması üzerine sabah saatlerinde taburcu edildi. Taburcu edilen Cihan Bebek ve annesi polis ekipleri tarafından korunurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de aileye sosyal destek sağlıyor. Cihan Bebek'in yaşanan üzücü olayın ardından ilk günden itibaren tüm takiplerini yapan operatör doktor İsmail Demir, bebeğin tüm değerlerinin normale döndüğünü ve taburcu etmeye karar verdiklerini söyledi. Evet, bildiğiniz gibi cuma günü yoğun bakımdan hastamızı çıkarıp servise almıştık. Hafta sonu takiplerimizde de herhangi bir problem olmadı. Genel durumumuz iyi, her şey şu an stabil seyretmekte. Ve artık hastamızı bugün itibariyle taburcu ettik. Bundan sonrası poliklinik takipleriyle kontrol edeceğiz. Hastane Genel Müdürü Doktor Cengiz Bayramsa büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Değerli izleyenler, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca haneyi ilgilendiren Aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. Aralık ayı zam oranı 17,71 olurken Şanlıurfa'daki emlakçılar da değerlendirmede bulundu. O diyor kira, o diyor kira, o diyor kira. Kira kalır mı? Olan kira da yükseliyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren Aralık ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda %3,51, yıllık bazda %21,31 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise %17,71'lik artış gerçekleşti. Şanlıurfa'da da kira fiyatları yükselişe geçerken öte yandan kiralanacak ev bulunamaz duruma geldi. Konuyla ilgili Kanal Urfa mikrofonuna konuşan emlakçı Sabri Altun'da Suriyelilerin artmasıyla beraber ev sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti. Şimdi bir vatandaş olarak yani böyle şey normal değil midir? Normaldir değil mi? Yani bir düşünecek olursak normaldir. Her şey zam geldi. Şu anda Urfa'da arsalar olsun, daireler olsun devalüasyon oldu. Devalüasyon oldu. %40 hemen hemen hepsine zam geldi. Şimdi kiralara gelince, şimdi kira şu anda elimizde sıfır. O kadar Suriyeli var ki kira kalmıyor, yetişmiyor. Yani şu anda bu Suriyeliler gelse yüzlerce ev boş kalacak. Çünkü ev kalmıyor. O kira, kiralı ister istemez fiyatlar da arttırır. Bir de döviz piyasası da biliyorsun. İster istemez döviz fiyatları da yüksektir. Yükseldiği zaman kira da yükseliyor. Ev sahibi diyor, bak kardeş diyor, fiyatlar nereye gitti, dolar nerede gitti, ben kiram niye aynı günde? Yani şu anda esnem biz %10 FETÜFE'ye bağlı olarak %10 artış yapıyorduk her sene. Şu anda %20. Ya hiç bunlar yok yok, esnem de vardı, memur da vardı, öğrenci de vardı. Suriyeli çoğaldı. Yani biz buradayız, günde kaç kişi gidip geliyor, kira, kirva, kirva. Kirva, kiralık var mı? Yok, kiralık, kiralık. Kiralık yetişir mi kardeşim? Bütün emlakçı arayın, eğer şu anda bir tane kiralık varsa bak serverde ben hiç bilmiyorum. Yok da elimizde. Yok yani ha. Çünkü arz talep meselesidir yani. Çok şimdi istek olursa o tutar, bu tutar, biter. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üreten ve gelişen Şanlıurfa sloganıyla kendi araçlarıyla Evren Sanayi Kooperatifi yakınında inşa edilen sitelere nefes aldıracak bulvarlar ve caddeler inşa ediyor. Çalışmalarını sürdüren Finişleri Daire Başkanlığı ekipleri Başkan Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Evren Sanayi Sitesi Kadıkendi Mahallesi'nde 30'a yakın meslek sitesinin yer alacağı ve altyapı çalışmalarının devam ettiği bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, inceleme sonrası şöyle konuştu. Arkadaşlarımız bahsettiler, 30'a yakın meslek sitesinin yolu
henüz o meslek siteleri kurulmadan, daha yapılaşmadan, temelini atmadan başlanmış bulunmaktadır. Biz bu tür çalışmalarımızın inşallah meslek sitelerimiz için, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İstihdamımıza destek sağlayacağına inanıyoruz. Oda başkanları ise Başkan Beyazgül'e teşekkür etti. Öncelikle bu kooperatiflerin yolun açması sebebiyle özellikle başkanım çok çok büyükşehir belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. İlçe adıma söylüyorum. Biz 10 yıl önce 7 kooperatif başkanı olarak, 7 esnaf grubu olarak bu bölgede milli emlaktan araziyi aldıktan sonra maalesef bugüne kadar buranın altyapısı konusunda ciddi problemler yaşıyorduk. Sağ olsun 6-7 ay önce biz Zeynel Başkanımızla beraber toplantı yaptığımızda başkanımız talimat verdi. Bu kooperatiflerin ana yolu olan bu 40 metrelik yolun altyapısının derhal bitirilmesi noktasında talimat verdi. Fen İşleri Daire Başkanımız da sağ olsun geldiler ekipleriyle beraber, teknik ekipleriyle beraber. Burada şu anda yol çalışması yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde bitecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu atılımı bizi sevindirmiştir. Ve kendisi gerçekten bu memleketi seven ve bu memlekete hizmet eden biridir. Bu konumlardan dolayı kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra özellikle kooperatiflere, sanayi bölgelerine yatırım yaparak, yollarını açarak, altyapılarını yaparak bizim gıdacılar sitesi olarak, diğer kooperatif olarak iyi bir yerlere geldik. Genel Başkanımız gece gündüz ekibimle beraber özellikle bütün iktisat yapı kooperatiflerinin yollarını açmaktadır. Aynı zamanda bu şu anda halihazırda olan yolumuz ticaret merkezinin yolu ve 30'a yakın kooperatifin yollarıdır. Şahsım adıma ve bütün üyelerim adına Zeynel Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Özel bir televizyon kanalında emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün'ün Said Nursi hakkındaki iddiaları sonrası televizyon özür dilerken emekli Bayez Ahmet Sarraoğlu da o çirkin iddialara ilişkin Kanal Urfa'ya konuştu. Sultan Abdülhamit döneminde yaşasaydık onun FETÖ'sünün de Said Nursi olduğunu görür. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan emekli Cumhuriyet Savcısı Cihan Ergün'ün Said Nursi hakkındaki ifadeleri gündemi sarsarken kanal konuşmaların aniden geliştiğine dikkat çekerek özür diledi. O dönemde yaşasaydık ya da yaşayan biri bize ulaşsaydı onun da Abdülhamit'in FETÖ'sü olduğunu görecek. 15 Temmuz'un kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ü sorgulayan dönemin savcısı Cihat Ergün'ün Abdülhamit döneminde yaşasaydık onun FETÖ'sünün de Said Nursi olduğunu görürdük sözleri tepki topladı. Sultan Abdülhamit döneminde yaşasaydık onun FETÖ'sünün de Said Nursi olduğunu görürdük. Kanal Urfa mikrofonlarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan emekli vaiz Ahmet Sarraoğlu da şöyle konuştu. Büyük bir alime Efendim Abdülhamid zamanında olsaydı o ve talebeleri inkılap, FETÖ gibi inkılap yaparlardı diye konuşmak tamamen cahilane bir sözdür bunu söyleyen insan. Cahilce bir söz söylemiş, dinle, imanla, insanlıkla hiç alakası yok. Ve bu insan yani utansaydı, kalbinde iman olsaydı, Allah ve Resulüne imanı olsaydı, tam manasıyla olsaydı. Yani ben bu adam gayrimüslim demiyorum. Kafir de demiyorum. Ama zayıf imanlı bir insan olduğu için böyle bir asrın müceddidine dil uzatıyor. EYB'de 4 etaptan oluşan toplam 3000 konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında birinci etap kapsayan 367 konut 35 iş yerinde çalışmalarda sona gelindi. Eyyubiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçe Mescit bölgesinde 4 etaptan oluşan ve toplam 3000 konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında birinci etap çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.
367 konut, 35 iş yerinden oluşan birinci etap çalışmalarını AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol, Meclis Üyesi Abdülkadir Karakeçili, Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ve Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş'la birlikte inceleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eyyubiye'de değişim ve dönüşüm için kolları sıvadıklarını belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş şöyle konuştu. Yaklaşık 1,5 yıldır Akça Mescit bölgemizde çalışması yürütülen kentsel dönüşüm bölgesindeyiz. İlçe başkanımız, gençlik kolları başkanımızla birlikte incelemelerde bulunduk ve artık son rahleye geldik. Şu anda teknik ekiplerin arkadaşlarımız da bize refakat ediyorlar. Sağ olsunlar, bize de bilgilerini verdiler. İnşallah bir aya kadar artık anahtar teslimini yapacaklar ve ikinci etapla ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. İkinci etaptan kastımız da şu, şu anda 367 konut, 35 iş yeriyle şu anda vatandaşımızın inşallah hizmetine sunacağımız bölgemizin tamamlama aşamasındayız. Eyyubiye'miz için hayırlara vesile olsun inşallah. Başkanıma çok teşekkür ediyoruz, güveniyoruz. bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini ışık tutan Göbekli Tepe'yi ziyaret eden turistler Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktasında aşılanıyor. Şanlıurfa'daki aşılama oranını yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bu kez tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'de çalışmalarını yürütüyor. Kentteki aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Mehmet Gülüm, bu yıl içerisinde pandemiye rağmen 500 bin civarında bir misafir ziyaretçi oldu. Bunu fırsat bilerek bir haftadan beri burada bir aşı noktası oluşturduk dedi. Kadimşehir Urfa'nın da Göbektepe mevkisindeyiz, buradayız. Bu yıl içerisinde pandemiye rağmen 500 bin civarında bir misafir ziyaretçi oldu. Bunu fırsat bilerek bir haftadan beri burada bir aşı noktasımız var. Buradan arzu eden kişilere aşıları yapılıyor. Biz aşı sayımızı arttırmak için kollarımızı sıvadık. Halkımızın da bu pandemi mücadelemize destek verme adına da kollarını sıvamalarını istiyoruz. İkinci doz aşısını yaptıran İbrahim Halil Güler ise şöyle konuştu. Göbekli Tepe'yi ziyaret için gelmiştik. Sağlık Bakanlığı'nın arabasını görünce eksik aşımın olduğunu hatırlattılar bana. Ben de aşı olmaya geldim. İkinci doz BioNTech. Yani burada bile aşı hizmeti veren Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Yani unutsak bile her yerde hatırlatıyorlar. Halliye Belediyesi tarafından vatandaşlara ikram edilen gönül çorbası soğukların etkisini göstermesiyle beraber 4 ayrı noktada yeniden ikrama başladı. Haliliye Belediyesi'nin gönül çorbası soğukların etkisini gösterdiği bu günlerde iç ısıtıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda devam eden gönül çorbası yeniden ikram edilmeye başlandı. Gönül çorbası ikramı nüfus yoğunluğunun fazla olduğu 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde bulunan toplanma merkezi, Defteşti Açık Su Caddesi ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan statlarda verildi. Görevliler tarafından tek kullanımlık bardaklarda ikram edilen çorba ve ekmeği alan vatandaşlar sıcak çorbayla ısındıklarını kaydederek sunulan hizmetten dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Irak'a götüren bir tır Şanlıurfa'da devrildi. 26 ton mobilyayı Irak'a götüren tır Şanlıurfa'da devrildi. Kaza Gaziantep Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Irak'a götüren Ömer O'nun kullandığı tır iddiaya göre virajı almaya çalışırken sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tırın içerisindeki ambalajlı mobilya parçaları yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alıp olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, mobilya parçalarının kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yabancı uyruklu vatandaşların ikinci doz COVID-19 aşısı olması için okullarda danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve CARE Global İşbirliği ile kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların aşı olması için düzenlenen eğitim programına yoğun ilgi gösterildi. Kimin? Benim. Yenice Merkez Okulu'nda düzenlenen danışmanlık programına katılan yabancı uyruklu vatandaşlara okul bahçesinde tek tek COVID-19 aşısı yapıldı. Aşı olan vatandaşlara hijyen kiti hediye edildi. Tamam, bununla ben işte batmıyoruz. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ERCP yöntemi sayesinde bugüne kadar 1100 hasta sağlığına kavuştu. Biz bu ünite ERCP dediğimiz işlem safra kanalları ve pankreas kanallarının. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas ve safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi için kullanılan ERCP yöntemi sayesinde bugüne kadar 1100 hasta sağlığına kavuştu. Hastanede bugüne kadar 1100 ERCP vakasını başarıyla gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı operatör doktor Esat Taylan Uğurlu, 2019 yılından itibaren hastaneye getirilen cihaz sayesinde cerrahi müdahaleye gerek kalmadan pankreas ve safra kesesi hastalarının sağlığına kavuştuğunu ifade etti. Şu an itibariyle işlemlerimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Ünitemizde bu şekilde bu görüntüleme cihazımızdır. Aynı zamanda duodenoskop dediğimiz bu cihazla safra yollarına giriyoruz. Hastalarımız anestezi altında işleme alıyoruz. ERCP'nin belki de son zamanlarda bu çevrede en iyi yapılan merkezlerden biri olduğuna inanıyoruz Şanlıurfa'mızda. Bozova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bozova Modern Soğuk Hava Deposu ve Bay Bayan Kültür Evi faaliyete girdi. Göreve geldiği günden bu yana verdiği sözleri bir bir yerine getiren Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy bir projesini daha hayata geçirdi. İlçede atık durumda olan eski soğuk hava deposunun yıkılmasıyla birlikte Yavuz Selim Mahallesi'nde 1000 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni modern soğuk hava deposu tamamlanarak vatandaşların faaliyetine sunuldu. Soğuk hava deposunun faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe vatandaşları da kendi ihtiyaçlarını artık depoda muhafaza edebilecek. Öte yandan mahallenin fiziki yapısı nedeniyle mahalle sakinlerinin mescit talebi de karşılıksız bırakılmayarak Bay Bayan Kültür Evi ve mescit de ilçeye kazandırılarak faaliyete geçirildi. Faaliyete giren soğuk hava deposu ve kültür evi ile ilgili konuşan Başkan Supi Aksoy, Bozova ilçemiz bununla birlikte Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine biz de gerekli çalışmaları tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk ifadelerine yer verdi. Ceylanlı Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı yolda incelemelerde bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, dünya standartında bir yol olacak dedi. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sınırda Yıldız ilçe hedefi doğrultusunda üst yapı çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle hem kırsal hem de merkezde ilçeyi şantiyeye çevirdi.
Böylece ulaşımda modern dönüşümün öncüsü olan Başkan Yalçınkaya, son olarak Ceylanlı Mahallesi'ndeki yolları da sıcak asfaltla buluşturdu. Tamamlanan yolu incelemek için mahalleye giden Başkan Yalçınkaya, burada mahalle muhtarı Mehmet Şerbet İçen ve mahalle sakinleriyle görüştü. Ceylanlı mahallemiz. İlçeye yakışır bir yolu hizmete sunduklarına dile getiren Başkan Yalçınkaya, ışıklandırma çalışmalarıyla da yolun dünya standartlarında olacağını belirterek şöyle konuştu. Ceylanlı mahallemiz Akçakale'nin kenarında çok güzel bir mahalle, fakat eksiği çoktu. Bu yol buranın kalbi. Çünkü ana yola bağlanan bir tali yol. Bu bitimi karayollarının gayretiyle bizim çalışmamızla sonuçlandı. Allah'a çok şükür hem Akçakale'ye hem Ceylanlı'ya yakışan bir yol oldu. Bundan sonra inşallah kalan kısmın, yani ana yolun Halep, Urfa, yani uluslararası yolun bitimine sıra geldi. Yakında ışıklandırması bitecek ve dünya standartında bir yol olacak. Meclis üyesi Takkuş ve muhtar Şerbet İçen de başta Başkan Yalçınkaya olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Ceylanlı halkı bu ulaşıma artık kavuşmuştur. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu Ceylanlı kavşağında yapılan kimin emeği varsa, başta belediye başkanım, encümenlerim ve diğer arkadaşların huzurunuzda hepinize teşekkür ediyorum. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, canlı hayvan pazarındaki esnaf ve vatandaşların ziyaret ederek taleplerini yerinde dinledi. Türkiye'nin en büyük ikinci hayvan pazarı konumundaki Siverek Canlı Hayvan Pazarı, ilçenin ekonomisinin temel taşlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye Hayriye Mahallesi'ndeki hayvan pazarına giden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Ayşe Çakmak, birim müdürlerine taleplerinin karşılanması için talimat verdi. Canlı hayvan pazarının bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, bölgeden çok sayıda esnafın alışveriş için ilçeye geldiğini söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, maddi durumu olmayan aileleri sıcak kuvaya kavuşturmaya devam ediyor. Sağ ol, hoş geldiniz. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe merkezinde evsiz yardıma muhtaç ailelere yönelik bugüne kadar 30'dan fazla aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu. Güven ailesine umut olan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, evin eksikliklerini yerinde tespit ederek gerekli çalışmaları başlatmıştı. Sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu konuyla ilgili şöyle konuştu. Ömer kardeşimizin devam eden inşaatını ziyaret ettik. İnşallah güle güle otursun. Ömer kardeşimiz gibi ilçemizde maddi durumu olmayan, maddi durum sıkıntısı olan arkadaşlarımıza da zaman zaman biz yardımcı oluruz. Gönül isterdi ki anahtar teslimi biz bu evlerimize, bu kardeşlerimize ev yapıp onlara takdim edelim, sunalım. Ama imkanlarımız doğrultusunda biz kardeşlerimizin her zaman, Ceylanpınarlı hemşehrilerimizin her zaman yanlarındayız. Çocuklarıyla, eşiyle, akrabalarıyla güle güle otursun. Mutluluklar dileriz kendisine. Her türlü yardımın yapıldığını belirten ihtiyaç sahibi Ömer Güvense şu ifadelere yer verdi. Sağ ol başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisine. Çimento pirket yardımında bulundu. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Kendi sahasında lider Pendik Spor ile mücadele eden Şanlıurfa Spor maçı golsüz bitirdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın maçı Şanlıurfa Spor sahasında oynandı. Ligde 4 haftadır kazanamayan Şanlıurfa Spor, ligin 16. hafta maçında kendi evinde grup lideri Pendik Spor'u ağırladı. Sahaya mutlak galibiyetle çıkan Şanlıurfa Spor etkili ataklar gerçekleştirse de ilk yarıda net pozisyon yakalayamadı. Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar oluşsa da ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci yarısında her iki takımda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etti. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen maçta gol sesi çıkmadı. Maç golsüz eşitlikle bitti. Şanlıurfa Spor aldığı bu sonuçla puanını 21 yaparak 7. sıraya yerleşti. Pendik Spor ise puanını 33 yaparak liderliğini sürdürdü. Kanal Urfa'nın haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.